Selam, selam, sevgiler herkese. Dün uzun zamandan beri bir gün olacak dediğim bir şey oldu. Ve kayıt aldığımı zannederken kayıt almamışım. Ben böyle kendi kendime bir program yaptım dün. Aynı şeyleri yapmıyorum, aynı kişiyi çalmıyorum falan filan ama bugün sizlere Ringo Jets merhaba diyeceğim. Ben bunu, bu albümü az önce gördüm, işte böyle bakınıyordum ne çalsam diye. Şeye şaşırdım. Daha açmamışım ben bunu. Ve alalı böyle 2 sene, 3 sene oldu. Açılışını sizle yapıyorum. Şey, çünkü bir dinlediğimi hatırlıyorum. Yani herhalde Spotify'da dinledim demek ki. Daha sonra bu albümü açıp hani dinlediğimi en azından bir iki kere falan diye düşünüyordum. Meğersem hani o şey olabilir bu. Benim Covid zamanı çılgınlıklar yapıp böyle sürekli albüm aldığım bir döneme denk gelmiştir büyük olasılıkla. Almışım, koymuşum ve unutmuşum. Loud Rock and Roll from Where the Least You Expected. İstanbul. İstanbul bandosu. The Ringo Jets are on the rise. Spectacularly loud, impassionate, impressively skillful rock and roll. The National. Real Rock and Roll, Back to Life, Radio Eksen, 92 96.2, 96.2, Lale Kardeş, Deniz Agan, An, Tarkan Mertoğlu, All Souls Rock and Roll, Ringo Jet, Except Heart Full of Soul, Written by Graham Goldman, Rainbow Records, Rainbow Records'ı bir yerlerde görüyorum, 2014, Tantana Records, demek ki 10 senelik falan bir albüm neredeyse. Rainbow Records herhalde şeyde bayağı bir plak çıkartan bir firma Türkiye'de, anladığım kadarıyla. Açalım o zaman. Açılışını yapıyoruz. Böyle açtım. Bazen bu sadece şuradan böyle bir kesiyorum, öyle açıyorum falan ama bugün içimden böyle yapmak geldi. Evet, mat bir pepek. Çok güzel bir böyle hissettiriyor sana nasıl bir müzik geleceğiyle ilgili bir ipucu veriyor kapak. Bayağı İngilizce müzik yapan bir Türk grubu. Executive Producer Manager Reha Öztunalı. O isim de tanıdık geliyor. Ben çok bilmem şeyleri. Yani müzik piyasasındaki isimleri falan çok anlamam açıkçası. Güzel bir plak. Bakalım siyah mı? Sadece siyah plak. Böyle renkli bir plak değil mesela. Bekliyordum. Birazcık renkli bir şey bekliyordum açıkçası. Şaşırdım. Şaşırttınız beni, Ringo Jets. Belki onların özel bir şeyi olabilir. Evet, dinleyelim. Hadi bakalım. Ringo Jets ve espressomuzu yapalım. Bitmek üzere, bakın. O iki şey bitti bile neredeyse. Belli bir şey yakaladım. Dialing'ini yani birazcık tutturdum az çok. Yani mutluyum kendisinden. Bir sıkıntım yok. Bir dakika, bunu niye yapıyorum? Yapmayayım böyle bir şey. İçindeki kahve kırıntıları zaten 15 grind'da. 15 grind'den devam edeceğim. 19 gram 15 de böyle fena gitmedi dün. Bakalım bugün ne olacak? Çünkü her gün başka bir macera kahve dünyasında sizleri bekliyor. Kahve dünyası. Güzel, güzel. İşte evet, böyle bangır bangır özenen bir müzik stili ya. Yani 2014'te çıkmış tabii. 9 senelik bir albüm, 10 senelik bir albüm neredeyse. Hani öyle düşündüğün zaman, o zaman sanırım rock'ın en ölü olduğu dönemler falan bu şey. O 2010,
90'ların ortaları falan. Rock'ın tam böyle şeyi, o işte 90'lardaki zaten işte 90'lardan yedi çok rock zaten. Hani 90'lardan beri bir düşüş var. 90'ların başından beri. Hani sonra işte new metal bir yerlere tutundu rock'la. Ondan sonra işte yavaş yavaş alternatif rock yükseldi ama o dediğim gibi yani alternatif rock'tan hiçbir grup bir Nirvana gibi falan olmadı yani, ya da Pearl Jam gibi, ya da işte onun öncesinde biraz 80'lerdeki işte metal çılgınlığı gibi bir şey yoktu yani, yani popülerlik açısından. 2010'lara geldiğinde o şeyler de gitmeye başladı, işte Killers, Franz Ferdinand'lar falan filan, değil mi? Onlar da yok olmaya başladı biraz. Black Keys biraz tutundu işte. Hani Tame Impala çıktı. Hani ben, yani tek tük şeyler çıktı falan ama çok azalmıştı yani. O piyasa çok küçüldü. Bu arkadaşlar da birazcık o döneme denk geliyor. Benim anladığım kadarıyla. Hala devam ediyorlar mı? Ne yapıyorlar? Başka albümleri var mı falan, hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama bayağı rock and roll bir müzik ve hoşuma gitti bayağı. Dinlerken hoşuma gittiğini hatırlıyorum. Onu hiç şaşırdım. Hiç açmamışım yani. Demek ki ben de biraz rock'tan kopmuşum. Yani o da normal ya. Onu da düşünüyorum. Evet, ben de bayağıdır aramıyorum bu tarz müzikleri. Bu beni bayağı gençliğime götürüyor beni. Ama oraya götürüyor yani. Başka bir yerde değil. Şu anki zamanımda bana benim oturup böyle müzik dinlediğim pek olmuyor yani. Ama güzel ya. Bunu mesela canlı dinlemek çok eğlenceli olabilir. Hep canlı, hep canlı, hep canlı, çok heyecanlı. Hiç bakmadım şeyine. Neyse, kısmet. Abi bayağı güzel ya. Çok eğlenceli. Bir White Stripes şeyi alıyorsunuz değil mi? Bir Jack Black tadı. O da vardı böyle Jack Black. Jack Black nereden çıktı? Jack White. Jack Black beni andı. Çok eğlenceli bu. Acaba ne yapıyorlar ya? Acaba İngiltere'de falan mı yaşıyorlar? Böyle var ya hani, İngiltere'ye bir göç oldu değil mi? Şeyde sanatçı dünyasının bayağı bir kaçtı işte Berlin ve Londra son senede popülerleşti. Geçenlerde böyle çeviriyorum ya böyle bıç diye. Gel çevirdikten sonra bir kere daha yapıyorum. Ama o çevirmenin faydalı olmadığını, tavsiye edilmediğini öğrendiğim bir video izledim. Bu arada böyle uzun zamandır kahve videoları izlemiyordum. Tekrardan böyle biraz bakmaya başladım. Lance Hendrick çok yoruyor beni. İnanılmaz yoruyor. Tavsiye ederim. Yani tam bir nerd. Ve şey... uzatıyor da uzatıyor abi. Yani bütün detaylarına iniyor. Et güzel bir şey tabii ki meraklısı için. Ama bazen böyle şey izlemek istiyorsun. Yani çok üzerine düşünmek istemediğin şeyler. Yorgunlukla falan filan. Böyle ben şey yapmayayım. Hani böyle çok kafamı yormayayım diyeceğin şeyler yapmak istiyorsun. İşte onun için uygun değil. Bayağı böyle 35 saniye falan da gittim.
belki bileniniz bilir, müdavimlerim bilir. 35 saniye kolay kolay tuttuğum bir süre değil. Yani ki 35 tutuyorsam 50 gramlık falan kahve çıkar yani. Bu işte böyle bir, bu kıvamda bir şeyler yakaladım bu kahvede. Birazcık acımtırak oluyor. Ama böyle çok kötü değil yani. Let's do it. Ya bayağı güzel ya bu, evet. Bu şey değil mi? Bu değil mi cover yaptıkları şarkı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öyle olması lazım. Şey geldi çünkü bu şarkı böyle tanıdık geldi bana. Heart Full of Soul. Evet. Aynen öyle. Bu şu an çalan şarkı Heart Full of Soul herhalde, evet. Bakayım. 1, 2, 3, 4, evet. Kulağım fena değildir gençler yani. Arada böyle şarkıları falan. Ya ben bu şarkıyı mesela hatırlamıyorum ama direkt melodiden bana şeyi hatırlattı biraz. Allah Allah'sı hatırlattı mesela şarkı ama hissediyorsun bunların tarzı değil yani. Şu ana kadar çalan parçalara göre farklı bir stil var. Süper. Çok iyi. Yani bu kahveden aldığım en iyi randımanlardan bir tanesi. Randıman nedir acaba ya? Hep söyleriz ama randıman. Çok mutluyum. Dün bir tane kanepe buldum. Şöyle bir şey var. Dün biraz onu anlattım size işte ama anlatmamışım meğersem. Onu biraz anlatayım. Şey ya, bir ofisim var benim burada. Size program çekmiştim ofiste birkaç kere sanırım. Her neyse. Ofisimde bir kanepeye ihtiyacım var. Yani bu ya şu an bu arada gördüğünüz gibi bu şey var bir tane. Arkada bir sandalye var. Bu böyle Katie'nin şeyiydi. Emzirme sandalyesiydi. Sanılan işte şey koltuğuydu. Ondan sonra ve bu koltuk dışında benim oturabildiğim güzel bir şey yoktu yani. Hani rahat yapabildiğim bir şey yoktu ofiste. Yani bir kanepe istiyordum uzun zamandır. Ve o şey bir türlü şey olmadı. Yani ne bileyim işte bir kanepe almak istiyorsun. Diyor ki 6 ay sonra gelecek. $2,000 falan. Ya böyle bir türlü içime sinmedi alışveriş. Zaten grevdeyiz, ne $2,000'lık kanepesi, manyak mısın yani? Ondan sonra dedim ki bizim burada işte bir tane Facebook grubu var. Bunu daha önce de bahsetmiştim çünkü şu zımbırtıyı almıştım işte IKEA'dan bu arkadaşı. IKEA'nın bir şeyi. Ne deniyor buna ya? Vitrin, ne? Şey, unuttum isimlerini. Dolap. Her neyse onu oradan almıştım. Yani fazla bir alışveriş yapmadım oradan. Yani insanlar böyle hemen atlıyorlar falan. Bir iki saniye içinde kapılıyor falan böyle bazı güzel şeyler. Her neyse onun için uzandır da yani hani böyle hiç bakmıyorum etmiyorum. Ama bir umudum var. Katie de bakıyor. İşte en sonunda bir gün, bugün de bir gün dediğim iki gün önce bir kanepe düştü. Şansına Katie de o sırada bakıyordu, gördü falan. İletişime geçtik. Dün aldık. Kanepe normalde $2,500'lık bir kanepe ama bedavaya alıyorsun işte. Yani böyle bir şanssız olabiliyor. Burada öyle bir şey var mesela. Yani sadece bizim bulunduğumuz bölgeye ait değil. İnsanlar şey birçok değerli şeyi böyle bırakabiliyorlar. Yani bunun meraklısı olsan evini döşeyebilirsin neredeyse. Yani Craigslist'ten veya işte böyle Facebook gruplarından falan. Ondan sonra ama yani tabii o da ayrı bir uğraş ve vakit harcamakla alakalı bir şey. Bisikletler bırakıyorlar, binalar. Yani bir sürü şey olabiliyor. Her neyse aldım ve gayet de iyi bir şey çıktı. Yani bir iki böyle bir şey var biraz. Tahmin etmem gereken bir iki yeri var ama çok fazla bir şey yok. Yani harika, tertemiz bir kanepe. Çok da böyle temiz bir evden aldık yani gittiğimiz. Zaten böyle gidince şey anlıyorsun. Aa tamam evet bu. Bu böyle evsiz veya crystal meth yapan insanların oturduğu bir yer değil yani hani belli. Ofis için çok cuk oturan büyüklüğü falan şey bu böyle derin kanepelerden bunlar gibi değil de böyle daha geriye yatıyor. Hani ayaklarını uzatabiliyorsun neredeyse şeyi gerek kalmadan pufa mufa. Öyle hani içinde gömül kanepesi.
misafir gelince direkt yatak olabilecek genişliğe sahip. Onun için çok tam böyle yani tam istediğim şey oldu ve bunu yaklaşık 8 aydır falan herhalde arıyordum. Yani hani 8 aydır ben bir kanepe, bazı fazla hatta ya, bir yıl falan oldu herhalde. Yani bir yıldır falan oraya bir kanepe gerektiğinin bilincindeydik yani biz uzun zamandır. Çünkü bu koltuğum ve bu koltuk daha önce oradaydı. Ve o ikisi çıkınca oradan artık hani yer çok boşaldı. O şeyi getirdik yerine, sallanan koltuğu. Onu da nereye koyacağız bilmiyorum. Şu an öyle duruyor işte salonun ortasında. Bilmiyorum, biz de onu vereceğiz herhalde ya. Çünkü hiç düşünemiyorum koyabilecek bir yer. Abi bu kahve süper oldu ya. Ya keşke bir tane daha böyle yapabilsem işte. Hani emin olamıyorum ki bu ısıyı tutabiliyor mu yeterince aynı istikrarla falan filan. İşte yani seneye bilmiyorum abi işte ya. Uf, kahve makineleri de ucuz değil biliyorsunuz değil mi? Yani benim aslında birazcık böyle bir hayalim şeydi. Çok da onun gerçekçi bir hayal olmadığını yavaş yavaş algılıyorum. Yani belli de olmaz ama uzun vadede hani daha uzun vadeye yayılacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bu kahve programından en azından 3-5 kuruş bir şey gelirse belki onlarla şey yaparım diye düşünüyordum. Hani bir kahve makinesi alırım. Yani kahveye yatırım yaparım. Kahvemi bedavaya çıkartırım yani en azından diye düşünüyordum ama henüz daha yakınından geçmiyorum öyle bir olasılığın. Ama şey yani işte herhalde bir iki sene daha var. 1,5-2 sene sonra bir daha böyle ciddi bir şey alacağım gibi. Asıl bir tane şey var çünkü. Bu Breville'in Dual Boiler diye bir modeli var. O model yaklaşık böyle 1600-1700 dolar falan, vergiyle falan 1800-1900'e belki geliyor. O modelin yani yapabildiği kapasitesi işte modlara sokabiliyor, değişik modifikasyonlar yapabiliyorsun falan, hani o yeteneği, onların hepsi düşünüldüğünde yani kendine gerçekten uğraşabileceğin bir makine almak istiyorsan o makinenin becerileri ancak 4-5 bin dolarlık makinelerde falan bulabiliyorsun yani. Hani bu piyasada pek alternatifi olan bir şey değil fiyat performans olarak. 10 senedir falan da piyasanın içinde, belki de 15 senedir falan var bu kahve makinesi. Yeni makineleri çıkıyor Breville'de mesela, onun yarı fiyatına ama böyle her şeyi yapıyor. İşte tamper'ını yapıyor, elektronik işte şey var, dijital ekranı var falan, hani böyle çok daha böyle lüks gözüken şeyler yarı fiyatına falan satılabiliyor. Bu dual boiler'ın içinde işte iki farklı boiler olması, bir tanesi su için, diğeri süt için falan, işte o steamer için falan. Ve bunun gibi bir sürü, işte dediğim gibi modifiye olabilmesi falan filan. Yani bunların özelliklerini açıkçası tam böyle ağzım ezberlemiş değilim yani. Hani. Ama zihnimde çok yer etti. Ve hep o aklımda o var yani. Hani onu almayı düşünüyorum zamanı gelince ki bu size az önce bahsettiğim Lance Hendrick Breville'le yaklaşık bir senedir falan gizli bir proje üzerine çalışıyor. Ve bu adam bu dual boiler'ın bayağı hassası. O hatta işte modlarını falan kendi de gösteriyor. İşte nasıl yapılması gerektiği ile ilgili videoları falan var. Ondan öğrendim birçok yani bu dual boiler'ın ne kadar güzel bir alet olduğunu. Söylemiyor ne üzerinde çalıştığını. Ama bütün tahminler dual boiler'ın yeni bir versiyonu üzerinde çalıştığı üzerine. Yani herkes, hemen hemen herkesin beklentisi o gibi. Bir yeni bir dual boiler çıkacak. Ha, fiyatı ne kadar olacak? Hani anladın mı? Birdenbire 5000 dolara koyabilirler yani fiyatı. Çünkü bu çok underrated bir alet ve bunu Breville gibi markalar bunun farkında yani. Yani ucuza mal sattıklarını. Onun için biraz da onu beklemek istiyorum açıkçası. Yani o yeni versiyonu çıkınca belki eskisini hemen böyle bir indirimden falan kapılabilir. Ya da yeni versiyonu aynı fiyata çıkar ve ve o zaman belki işte daha şey yapabilirim. O zaman ona atlarım falan. Yani bilmiyorum. Bir de şimdi şey geçti abi. Bu Covid zamanı hani bir şeye hevesleniyorsun. Bir bakıyorsun daha 10 dakikada tükenmiş falan. Çıkar çıkmaz. O kalmadı artık. Herkes fakir.
Onun için öyle mesela şeyim yok yani, çıkar çıkmaz alayım falan gibi bir derdim yok. Ama hani çıkarsa ve diğerler arasında fiyat farkı yüksekse ve diğerini de artık üretmeyeceklerse falan, o zaman tabii yani bir an önce o eski versiyonunu almakta fayda var. Yani bilmiyorum, seneye mi artık olur o, önümüzdeki seneye mi? Birazcık benim kariyerimin nasıl ilerleyeceğiyle de alakalı, maddi durumla da alakalı yani. Hani böyle şeyler çünkü hobisel şeyler, ihtiyaç değil. Ve o belli bir bütçeniz var böyle şeyler için. Yani dünyanın en zengin insanların da bütçesi var. Hani o bütçe dediğiniz şey herhangi bir klasmana girmiyor yani. Sonu yok çünkü gerçekten. İşte müzik, seyahat, espresso, bisiklet, bilgisayar, çocuk. Yani çocuk da bir hobi. Çocuk hobisi. Her neyse yani şey... Ondan dolayı hani bunların bir önceliği de yok açıkçası. Bunlar birazcık sizin hissiyatınızla ilgili. Yani canım gerçekten böyle çok güzel 150 tane plak almak istiyorsa onu alabilirim. Gitarla alakalı bir şeyler. Çünkü ben gitara hala başlamadım. Onu söyledim mi size bilmiyorum. Gitara başlamak için aldım. Sonra bu şeyden dolayı... Covid dedim değil mi sanki ya? Yok demedim. Bu sene bizim çünkü ikinci Covid'imiz gibiydi. Strike yüzünden... Hala böyle oturup buna vakit harcayıp böyle şey yapabilecek bir zaman bulamadım yani kendime. Çünkü her gün yapmak istiyorum. Belki birazcık kendimi işte overwhelm yapıyorum başlamak için ama çözeceğim. Yani seneye başlayacağım. Onun orada durmasının bir sebebi var. Bana her gün hatırlatıyor kendisini. Bir de böyle şöyle bir şey var. Tamam, bu gitarla ilgili söylemem gereken, ben bu gitarı çok ucuz aldım. Stickerleri kendim koydum. Yani Jupiter koydu, oğlum koydu. Ama şey, öncesinde yani bir gitara bakıyordum, bir başka bir işte daha böyle $1000 falan bir gitara bakıyordum açıkçası. Çünkü benim kafamda şey var, gerçekten seveceğim bir şeyle başlamak istiyorum falan. Sonra benim burada iyi bir arkadaşım var. Hatta buradaki tek Türk arkadaşlarımız. Onlardan erkek olanı, bakın şurada da göstereyim. Sitesine de girebilirsiniz. Angel City Guitars diye bir dükkana sahip. O çok çok pahalı gitarlar satıyor. Yani şey böyle koleksiyon veya işte özel üretim bilmem ne şeyler falan da var içinde. Her neyse yani onun zaten, o bir de ben solam ve solak gitar da satmıyor. Ya da böyle 40 yılın başında bir tane denk geliyor da satıyor falan. Ama onun yardımıyla falan işte böyle bakıyorduk ediyorduk beraber işte ne olsun musun. Reverend diye bir marka var. Onun bir gitarını çok beğenmiştim. Her neyse. Ama biliyorum yani bunu gitmem, denemem gerekiyor bilmem ne. Hani bir sürü de şey de var. Downside'ı da var. Çünkü o kadar da yani işin içinde olmayınca o ilk baştaki o şeyler, adımlar hepsi benim için bir şey böyle işkence. Yorucu bir şey. Ve olabildiğince hızlı bir şekilde ulaşmak istiyordum o adama. Onun için interneti almayı düşünüyordum yani. Sonra bir gün bana dedi ki, ya bir herif mesaj attı. İşte bu Ibanez, modelini unuttum. Ama böyle $300-400 bir gitar. Sana ben bunu daha uygun fiyata şey yapabilirim dedi yani. Hani pazarlığını yapabilirim. Çünkü adam satma, elinden çıkarmak istiyor gitarı. Bir şey de vardı hatta, Sweetwater'da koymuştu listeye o çocuk, işte gitarı satan sahibi. $300 istiyordu gitardan. Biz $120 aldık. Şimdi $120 gitar alınca böyle şey oluyorsun. Abi yani daha doğrusu öyle bir karşına bir fırsat çıkınca alayım yani. Hani alayım bari. Hani bir solak gitar falan, dediğim gibi öyle. Yani bunun alternatifi ne olabilirdi? Yamaha'nın falan gitarları var işte. Onlar da $300-400 falan. Yani $120 çünkü hiç böyle şey bile düşünmüyorsun. Yani yatırım olarak bile gelmiyor. Yani böyle direkt al işte abi yani. Hani beğenmezsen de başka bir gitar alırsın yani. Çok $120'dan. $120'a da satabilirsin ki satmam. Artık stickerleri falan da koydum zaten özellikle. Yani satmayı hiç düşünmüyorum. Zaten ben satmak olayını pek seven bir insan da değilim. Her neyse herhangi bir şeyi. Onun hikayesi ayrı ama yani onun uzun bir hikaye. Her neyse. Ve şey, sonuç olarak o gitarı öyle aldım. Öyle alınca da açıkçası birazcık da böyle şeyim yoktu yani. Hani gitarla daha arkadaş olamadık.
Öyle bir şey var. Hala bir ben onu böyle ölçüyorum, bakıyorum, ediyorum kafa uzaktan. Yani böyle bir ilk görüşte aşk yok yani o gitarla. Ve onun da etkilediğini düşünüyorum birazcık durumu. Yani ve ben buna önem veriyorum. Sevdiğiniz bir şey almanın yani fiyatı miyatı birazcık daha yüksek de olsa şey de olsa o Türkiye'de çok çünkü o refleksle ben yaşamıştım küçükken. En iyi fiyat performans her şey. Alman mıyım lan ben? Yani böyle her şey çok şey olsun böyle. O evet yani bu işte ya telefon falan alırken hep böyle en fiyat performansı en mantıklı işte o andaki en fırsatlı bilmem neli telefon falan diye alıyordum. O aldığım bütün telefonlarda saçma sapan bir şekilde bozuluyordu, kırılıyordu. Yani hiç o fiyat performans zaten teorik olarak öngördüğüm şekilde olmuyordu. Sevdiğin bir şey almak bence çok daha önemli. Efendim. Yani o sevdikten sonra iş kolaylaşıyor. Biraz fışkırma görüyorum. Biraz fışkırma gördüm. Bir de bir tık daha hızlı oldu. 32 saniye 40 gram falan gibi oldu. Yani aynı sonucu almayacağımdan %100 eminim. Ama kötü çıkar mı bilmiyorum. Bu fışkırma niye oldu acaba ya? Birazcık bu dün de bir şey oldu böyle buna benzer. Ben bir şey mi unuttum yaparken? Belki biraz hızlı yaptım WDT'yi ya. Çok emin değilim. Bana biraz kafamı vermeden yaptım. Onun farkındayım mesela sizle konuşurken. Aklım işte bu gitar mitar muhabbetine gitti. Onunla alakalı bir şey olabilir belki. Albüm de aktı yani bu arada. Gayet. Bütün albümü dinledik sanırım. Böyle hızlı bir albüm. 30 dakika falan oldu değil mi? Yaklaşık. Aa bir... Bu darbuka mı abi? Bir darbuka da sokmuşlar yani. Birkaç şarkı, iki şarkı daha var sanırım. Evet. İki parça daha var. Herse yani evet, o gitar maceram benim 18 yaşında, 17 yaşında falan bir gitarım vardı. Fender sağ el içinde ve onun da o sıkıntısından dolayı böyle bir türlü yine ona da ısınamamıştım. Bir Zoom pedalım vardı. Zoom 400 müydü? Öyle bir pedalım vardı. Kulaklığım. Hiç amfim falan bile yoktu. Çünkü apartmanda yaşamanın verdiği böyle korkuyla gitar çalamıyordum. Çok self-conscious dönemlerimdi benim onlar. Küçüklüğümde yani çok böyle... Zaten o self-consciouslık yüzünden birçok treni kaçırdım. Ve enstrüman çalma da onlardan biridir. Bu benim enstrümana geri dönmeme yol açabilecek bir şey olabilir. Ya da bu ukulele olabilir. Ya da bu... Saksofon olabilir buradaki ya da buradaki bakayım buradaki synthesizer'ım olabilir ya da işte stylofonlar var iki tane onlar olabilir yani olabilir anladınız mı? Ben böyleyim işte hani benim hep böyle bir gaza gelme durumum oluyor. Aa evet. Bak işte şu işte benim cevabım bu diyorum. Müzikle ilgili müziğe başlamam. O yatıracağım zaman korkusu var işte birazcık. Biraz daha yani başlayacağım. Yani o ama şeyi de biliyorum. Yani bu zaman geliyor artık benim için. Şu an çok daha farklı bir bakış açısına sahibim. Birkaç sene öncesine kadar olan böyle 18 yaşından birkaç sene öncesi olan kadar dönemden sonra benim için bu yeni bir dönem yani hani zihinsel olarak. Ve bu yapıda daha denemedim böyle şeyleri. Ki bu kahve programı da bunlardan bir tanesi aslında yani. Tabii. Ya kaçıncı bölüm bu? 134 mi oldu? Yani bir senede bu kadar şeyliğe rağmen, sıkıntıya rağmen falan 134 bölüm yapmak bence benim için büyük başarı yani. Kendimi bayağı... Kendi açımdan çok mutluyum yani. Yani bunu yapabildiğim için. İki daha önümüzde 1,5 ay daha var. 150 yapar mıyız belki? Ya yani işte o şeye bağlı. Kate'in ne zaman işe başlayacağıyla alakalı.
O başladıktan sonra artacak. Ama işte o çalışmayana kadar benim çalışmam gerekiyor. Az kaldı ama ya. Az kaldı. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna gelmeye başladık. Bu da son parça. Hadi son parçayı da bitirip bari kapatalım dükkanı. Bütün albüm dinlemiş olduk. Ringo Jets. Bayağı rock and roll yani. Daha ne olsun ya? Şöyle bir grup mesela benim çocukluğumda çıksaydı ben bayağı hastası olurdum. Her konserine gitmeye çalışırdım falan. Yani kesinlikle yani. Ha bir de İngilizce yapmaları da enteresan. Çünkü bütün furya... Yani hikayelerini bilmiyorum. Belki gerçekten yani yabancı menşeili insanlar falan da olabilir. Yani burada doğup büyümüş olabilirler. Kaliforniya çocuğu olabilirler. Bilmiyorum yani. Ama çünkü şeye çok dikkat etmedim. Vokalinin aksanına falan çok dikkat etmedim. Başka bir grup var mesela Nemrut diye. Ben mesela onların şeyine çok giremedim. Müziklerine. Daha böyle büyük beklentilerle gitmiştim Nemrut'a. Yani almıştım Nemrut'u. Onu da bir gün belki dinleriz. Onda mesela birazcık şey aksan... Hadi aksan önemli değil. Belki hatta hiç önemli değil. Ama bilmiyorum. Sanki yapmak istedikleri müziği tam olarak icra edemiyorlar gibi geldi bana. Bana öyle geldi yani. Hani yapay kaldı biraz müzikleri. Bu öyle değil. Bu bayağı içten geliyor. Yani bayağı samimi bir müzik yapıyorlar gibi geliyor bana. Hakikaten bunları hissederek çalıyorlar gibi geliyor. Onun için beğendim ben bunları. Hiç formülaik falan değil yani. Ve bence bu İngilizce parça yapma fikrinden önce Türkçe de çok vardı diye tahmin ediyorum. Yapmamış olmaları, çünkü bunun kendilerine daha oturduğunu düşünmeleriyle alakalı gibi geliyor bana. Abi herkes işte piyasa Türkçe ama artık falan gibi bir şeyden öte. Biz bunu yapacağız abi falan deyip çıkartmışlar gibi geliyor. O açıdan ekstra takdir ediyorum kendilerine. Bence bayağı iyi bir albüm ya. Yani bu dediğim gibi çok dinlediğim bir müzik değil artık. Ama bangır bangır bir grup abi yani. Daha ne yapsın çocuklar? Daha ne istiyorsunuz ya? Hakikaten bundan daha iyi ne var yani? Ya hakikaten şaşırıyorum. Bunların hiç böyle mesela bilinmemesi falan garip geliyor bana. Belki de biliniyordur her şey, bilmiyorum işte. Siz biliyor musunuz? Biliyorsanız aşağı yazın lütfen. Görüşmek üzere, hoşça kalın.